Herkese merhabalar arkadaşlar. Fenerbahçe kariyerinin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Sizlere söz vermiştik. 100 beğeni geçerse Fenerbahçe kariyerinin 8. sezonuna itibaren tekrar bölüm bölüm gelecek diye. Tabi 8. 100 beğeni gayet açtık. En son baktığımda 250 beğeni civarındaydı. O yüzden artık söz verdiğimiz gibi 8. sezonu bölüm bölüm oynamaya başlıyoruz. İlk bölümü Twitch'te gala yaptım. Şimdi hemen özet geçeceğim o bölümü sizlere. Öncelikli olarak taktiğimizi Ersun Yanal taktiği diye size sunduğumuz bir taktik vardı. O taktikle değiştirdim. Şimdi bu taktiği deneyeceğim bu sene bakalım hep beraber göreceğiz nasıl olduğunu. Onun haricinde kadroya baktığınız zaman üst düzey birkaç oyuncumuz var. Daha doğrusu üst düzeyden ziyade parlama yapan özellikle de Avrupa kulüplerinin gözüne giren birkaç oyuncumuz vardı. Ne yazık ki yuvadan uçtular. Hemen onlara bakalım. Transfer geçmişine bakıyoruz. Görüyorsunuz sattığımız oyuncular bu sezon 276 milyon euroluk oyuncu satmışız. Bu nasıl oluyor? Suat Parlak sağ bekimiz 111 milyon euroya sattık Galatasaray'dan almıştık 16 milyon euro serbest kalma bedeli vardı Galatasaray'dan aldıktan sonra Suat bizim kadromuzdayken bir şampiyonlarla gibi de UEFA kupasını kazanmıştık ama ben bu sezona başlarken şunu söylemiştim hatırlamayanlar için tekrar söyleyeyim ben bu kariyeri Porto ile Shakhtar arası bir kulüp oluşturmak için, öyle bir kulüp yaratmak için başlıyorum. Yani sportif başarı elbette bekliyorum ama bulduğum genç yeteneklerle bu sportif başarıyı yakalayabilirsem bunu başarı, başarmaya çalışacağım. Önceliğim Güney Amerika'dan oyuncular almak. 5 milyon euro, 6 milyon, 3 milyon, 10 milyon artık ne kadarsa bu aldığım paranın çok çok üstüne satmak. 16 milyon euroya almışız 111 milyon euroya satmışız. Suat şu an kaç yaşında? 23 yaşında. Yani 20 yaşındayken 16 milyon euro verip aldık iç pazardan bir oyuncu. Ondan sonra Stefani Afonso var. Leicester United Leicester United Leicester'a satmışız. Buradan Brezilya'dan görüyorsunuz 3 milyon euro almışım. Güney Amerika'dan oyuncu transfer etmeyi çok seviyorum. Neden? Çünkü e, genellikle oyuncuların belli bir tutarda serbest kalma maddeleri var. E, yani siz hiç pazarlıkla falan uğraşmıyorsunuz. O para etiko veriyorsunuz. Oyuncu size satmak zorunda kalıyorlar. 2 sene Belçika ve Almanya kiralamışım. Sonraki 2 sene ben de oynattım. İyi performans gösterdi. 3. senesinde de bizdeki daha yani ilk 11'de forma bulduktan sonraki 3. sezonu oynatacakken 91 milyon euroluk teklif gelince ben de Afonso'nun değerini bulduğunu düşündüm. Ali Kaya bizim altyapı ürünümüz. Bu oyuncuyu kazanmak için para harcamadık ama enteresandır. Almanya menşeli bir oyuncu çıktı. Bizim altyapımızdan çıkmasına rağmen e, Alman vatandaşı bir oyuncu Görüyorsunuz oldukça iyi tam bir stoper yani e, öyle kadife ayaklı stoper falan derler ya öyle bir adam değil bu adam e, bildiğiniz e, çok güçlü defansif özellikleri tavan yapmış bir stoperdi. Bir daha böyle bir oyuncu çıkarma altyapıdan artık önümüzdeki senelere bakacağız ama Ali da 52 milyon euroya kadar sattık. Matthew Fernandez bizim orta sahamızı, ön Libero'muzda 16 milyon euro verdiler. Bundan da vaz e gönderdim bunu da. Yalnız buradaki önemli olan olay şunlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Suat Parlayan yıllık ücreti 11.3 milyon euro. Stefani Afonso 8 milyon euro. Alikaya 8.3 milyon euro. Matthew Fernandez 5.2 milyon euro. Yani bu oyuncular benden zaten yüksek maaşlar istemeye başlamışlardı. Mecburen de gönderdik. E George Çevak Çevata Adını söyleyemediğim için gönderdim bu adamı. George ile Christian to ve Christian Howard benim çok bir şeyler bekleyerek transfer ettiğim ama işte Howard mesela elimde patladı. Hiçbir şey olmadı. Sadece hızlı hızlı bir oyuncu. Christian da beklediğim performansı gerçekleştiremedi. Hücum gücü olan bir orta saha oyuncusu. Sürekli olarak oynatamadım. Kiralık olarak gönderdim. Georgie de aynı şekilde sürekli olarak kiralık gönderdik. E, ee, biz de oynayamada umarım gittikleri kulüplerde oynarlar diye düşünüyorum. Vitor e, gelecek vadeden bir oyuncumuz. Kiraladık bunu. Erta Berlin'de banko oynuyor. Kiralık gönderirken bir oyuncu dikkat edin tek bir şey var. Gönderdiğim kulüpte oynayabilecek olması ve gönderdiğim kulübün antrenman tesislerinin iyi olması bunu da unutmadan söyleyeyim. Merih Demiral'ı transfer ettik. Yerli oyuncu hazinemiz, haznemiz gelişsin ve Merih biliyorsunuz Fenerbahçe'nin altyapısından çıkmış bir oyuncuydu. İnşallah Merih futbolu tekrar Fenerbahçe'de bırakır. Paula Cesar'ı aldık. E, ofansif orta sağ sol yani sol açık iç forvet rolünde. Bu sene Isaac'le Isaac Mayoral var orada oynayan. Paula Cesar'ı da aldık. Kiralık olarak gönderdik. Önümüzdeki sene inşallah Cesar'ı kadroda kullanacağız. E, bu sene dışarıda biraz oynayıp Yetenek kazansın tecrübe kazansın gelişim göstersin daha sonra bizle birlikte oynayacak. Carlos Gomez stoper aldık bir tane gene ee, Brezilya, şey, Brezilya'dan aldık ama paraguaylı 8.5 milyon euro para vermişiz az değil yani ama görüyorsun şey sabek pardon özellikleri oldukça iyi görüyorsunuz ve guillermeyi aldık stoper 8 milyon. 8,5 milyon euro para verdik. Görüyorsunuz Guilherme de iyi bir stoper. Tabi bizde gelişecek inşallah. Gelişimini bekliyoruz. Bu oyuncuları nasıl almıştık? Ben her zaman e, söyledim. 7. sezonun başında da Güney Amerika'daki oyuncuları nasıl getirdiğimi söylemiştim. Sizlere o bölümü izleyerek görebilirsiniz. Ya da hiç uğraşmayın. Gözlemcilik görevlendirmelere geliyoruz. Burada şimdi Teknik heyet personeli derseniz burada yeni görev atama çıkmaz. Burada öncelikli olarak gözlemcilik sorumluluklarını kendi üstünüze almanız lazım. Sonra burada yeni görevlendirme ata var. Buradan yeni görevlendirme atayı seçiyorsunuz. Buradan e, ben ne yapıyorum? Ülkeye geliyorum. Güney Amerika, Brezilya diyorum. Burada istediğiniz ülke yapabilirsiniz. Ben Güney Amerika'dan oyuncu almak istediğim için bunu yapıyorum. Koşul ekle diyorum. Burada diyorum ki gözlemlenen potansiyel yetenek süper ve üstü örnek olarak. Ee, mükemmel yıldız da olabilir. Süper ve üstüne alırsanız başınız ağrımayacak. Ee, sizin kadronuza doğrudan katkı sağlayabilecek oyuncular. Yaşa geliyoruz. Yaş en fazla 21 yaş diyorum. Ve e, burada gözlemci havuzu değil de işte o bölgeyi bilen bir tane gözlemciyi seçip tabi bu Türk mesela işte kim varmış? ha yani Fisher varmış mesela Brezilya'yı çok iyi biliyor. Bu adamı bu görev zaten vermişim. E, bu görevi yap dersem hangi mevki ne olduğu önemli değil. Buradan da tabi süreyi de bir sene devam ediyor sürekli olarak da yapabilirsiniz. E, o gidip gözlemiyor. Mesela burada Brezilya'da varmış zaten göndermişim. 8 tane şu an mesela buradaki 8 oyuncu da görüyorsunuz. E, 84, 75, yüzde 84 arası hani gözlemcinin verdiği puan diye düşünürsek, bu adamların hepsi kadromuza gelip doğrudan katkı sağlayacak. Yani işte Castiano'ya bakalım. Bu çocuk 18 yaşında defansif orta saha. Mesela benim defansif orta sahaya ihtiyacım var. Ee, savunma yönü kuvvetli bir oyuncu. Sözleşme bilgisine bakıyorum. Serbest kalma bedeli 12,5 milyon euro. Bu adam 12,5 milyon euroyu çıkartır mı? Hayla ile çıkartır. Çünkü bu çocuk daha 18 yaşında. Biz efendim kızım. Elbette ki al. Çocuk daha 18 yaşında artık aileden biri olduğu için Elif başkan bizim YouTube ailemizden birisi olduğu için çok normal karşılıyoruz böyle şeyleri biliyorsunuz. Twitch'te de gelip izliyorsanız zaten Elif hanım olmadan yayını yapamıyoruz. Burada fiziksel olarak iyi dengesi gelişecektir. Zihinsel özellikleri hiç fena değil. Teknik olarak savunma baktığımız zaman oldukça iyi diyebiliriz. Markajı gelişecektir. Pozisyon alması daha fazla gelişecektir. Savunma yönünü görüyorsunuz zaten çok iyi. Yani Castianoyu alsak 2 sene sonra 11'in vazgeçilmez oyuncusu. İşte Reynaldo Turra diye bir adam varmış. Stopermiş mesela. Bunun hava toplarında çok şeyi yok diye almadım sanırım. Ya diğer oyuncuyu aldım. Mesela sözleşmeye bakıyoruz. 9,5 milyon euro verirsek bunu alabiliyormuşuz. İşte top kapma, markaj, pozisyon alma 13-18 yaşında bir oyuncu için hiç fena değil. Konsantrasyon, karar alma yükselecektir bunlar. konsant e, ön sezi görüyorsunuz 12. Fiziksel olarak da fena değil. Zıplaması biraz düşük geldi bana. Ya da en üstte kim varmış? Felipe, Sermente Souza. Bunlar biliyorsunuz zaten Brezilya'da en iyi futbolcuların çıktığı aşiretler, Soğuza aşireti ve ne aşireti vardı bir de ya? Soğuza aşiretiyle tüh unuttuk bak diğer aşiretleri. Neyse. Ee, şimdi bakalım burada ofansif oyun kurucu, hücum gücü yüksek bir oyun kurucu varmış. Henüz 20 yaşında. Fiziksel olarak çok iyi. Vücut sindeliği bir iki puan daha artar diye düşünüyorum. Zihinsel olarak çok cesur, çalışkan, karar alması, kararlılığı çok iyi ki karar alma ve kararlılığı iyi olan oyun kurucular gerçekten çok özel oluyor. Teknik olarak da oldukça iyi. Bu adamın böyle olduğuna bakmayın. İleride çokça gelişecektir. Sözleşmesine bakalım. Mesela serbest kalma 13,5 milyon euro verip bu adamı alacağım ben mesela. Şimdi 15 şundan. Neyse. Aha 13.25'i alıyor muyuz? Ben bu adama diyorum ki. Ee, şurada bir de geri kiralama süresi yapalım ha, geri kiralama yokmuş uygun olan ilk zamanda mı Türkiye sezon sonunda alalım Ha yok alamıyoruz hemen sözleşe herhalde ee, serbest kalma maddesinin süresi bitiyor olabilir 267 milyon transfer bütçemiz var 13.25 milyon euro alıyoruz şimdi bu adamı mesela bu adamı hep beraber göreceğiz hiç yani hiç başka bir şeye bakmanız gerekmiyor. Mesela işte bu golcümüz çok iyi. Tabi o kadar yabancı da almayalım. Görüyorsunuz yabancılar elimizde patlıyor ondan sonra. Ee, gerçi çok fazla genç oyuncuyu da birden alıp takımı da boğmak, şişirmek istemiyorum. Ee, çünkü gerçekten çok nasıl diyeyim size? Çok yığılma oluyor genç oyuncularda. Yani oynatmanız lazım bu oyuncuları kiralık olarak sağa sola gönderdiğiniz zaman elinizdeki kadar gelişemiyorlar. Bu arada ben niye birden bir amaça girdim ki? Neyse çok özür diliyorum sizlerden. Hmm. Leyla ile Mecnun'daki güvenlik görevlisi gibi milyonlarca kez özür diliyorum. Fixture'a bakalım. Galatasaray'la Süper Kupayı kaybettik. Erzurum galibiyeti. Deplasman'da Galatasaray beraberliği. Burada elektriklerimiz kesilmişti. Aslında Milan'ı 1-0 yenmiştim ama tekrar açmak zorunda kaldım. 2-0 yenildik. Bolu Alanya beraberlikleri sonra kendi evimizde. Porto ve deplasmanda Sivas galibiyetleri biraz kendimize geldik. Şampiyonlar Ligi grubumuz Mixer'e yakın. Milan, Tottenham, Porto. Dedim ki e, bu 3 tane kadro şatta işte 4 tane kadronun ilk 11 oynayan oyuncusunu sattık. Bu kadar dünyanın parasını aldık. En azından dedim Şampiyonlar Ligi gruplarında doğrudan katılacağım için rahat bir grup çıkar. En azından bir tane takım işte Dinamo, Celtic ne bileyim burada kim var? Feyenoord Bander'le tarz bir takım gelir dedik. UEFA'ya kalırız ve UEFA kupasını alırım diye düşündüm ama ne yazık ki öyle olmadı. Mixer'e düştük. Şu an tek düşüncem elimdeki kadroyu olabildiğince iyi şekilde birbirine alıştırmaya çalışmak. Çünkü çok önemli biliyorsunuz. Ve gördüğünüz 4 tane bank oyuncumuzu satıp 254 milyon euro para kazanmışız. Ya da 260 miydi yanlış hatırlamıyorsam neyse. Stoperde Luis Eduardo ile Ali Kayı oynuyordu geçen sene. Bu sene Luis Eduardo ile Rafael oynayacak. Bu ilermeyi de yedek olarak kullanacağım. Merih de var daha. Merih ön libero olarak da kullanabilirim. Yani elimdeki oyuncuları en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Emre, Elvis, Manu yerden çok iyi vurdu ama Eduardo neyse bir offside varmış. Junior Tavares, Gonzalez, Mayoral yapma çocuk Endoram ön libero'da Endoram aldık kiralık gönderdik falan gene Endoram'ı aldık Gomez mayoral'dan önce savunma karşıladı Tavares güzel orta Zamora direkten döndü olmuyor Martin Odegaard sağ açıkta kullanıyorum e, altyapı ürünümüz Burak Kızılay var Bir sakatlık geçirdi o yüzden biraz özellikleri düşüyor ee, sol açıkta iç forvet pozisyonu alıştırmaya çalışıyorum. Büyük kulüpler istiyor Burak. Yani 2 sene elimde tutup bir 50-60 milyon euro'lara 70 milyon euro'lara onda satmayı planlıyorum. Burak da altyapıdan çıkmıştı. Odegaard içeri çevirirse harika bir gol olacak. Güzel kontra. Evet Martin Odegaard. Yani e, benim oyun tarzımı az buçuk biliyorsunuz. Mayoral mesela forvet oyuncusuydu. Sol açıkta İç forvet yaptık. Odegaard ofansif oyun kurucu biliyorsunuz. Oldukça yetenekli ama fiziksel özellikleri de 13-15 yanlış hatırlamıyorsam hız hızlanma hemen bakalım. Evet. Hız biraz daha artsa 14 falan olsa 15 olsa tadından yenmez. Çok iyi bir açık oyuncusu olacağını düşünüyorum. Çünkü inanılmaz yetenekli. İç forvet de ceza alanına girmeyi seven oyuncular biliyorsunuz. Yani oyuncuları biraz daha ben ön liberolardan stoper yapmaya çalışan adam biliyorsunuz. Ne kadar çok biliyorsunuz dedim. Siz de her şeyi biliyorsunuz o zaman. Yani evirip çevirip bir şeylerle uğraşmayı seviyorum bu oyunda. Çünkü belli 6-7 tane oyuncu var. Onları aldıktan sonra bütün kupalar geliyor. Öyle oynamamaya özen gösteriyorum. Gayret ediyorum. Sizleri de böyle oynamamaya e, özendirmeye çalışıyorum. Açıkçası mesela geçen sene biz golcümüzü sattık. Bu sene Zamora oynuyoruz. Zamora'nın da zamana ihtiyacı var gelişmesi için biliyorsunuz. Gene biliyorsunuz. <laughs> Gonzalez. Ah be. Sağ çıktı aslında. Cengiz Ünder var. Kiralık da o da sakatlandı. Yerine Odegaard'la başladık. Şimdi Burak Kızılay'ı atacağım. Kanat. Burak Kızılay çizgide oynuyor aslında. Geçen bütün sene ben açık kanat oyuncusu olarak çalıştırdım ama ne yazık ki bir türlü e, tam olarak alışamadı oraya satmadan önce biraz iç yönlülüğünü arttırabilirsem biraz daha fazla paralara satabilirim diye düşünüyorum. Bu arada o kadar hücum oyunu oynamamıza rağmen gerçi 13 şut 6'sı kaleyi bulmuş hiç fena değil. Görüyorsunuz %44 toplu oynama zaten bizim toplu oynama isteğimiz yok. 2 tane direkten dönen topumuz 2 tane mutlak gol pozisyonumuz 2 tane de gol pozisyonumuz varmış. 13 şut çekmişiz 6'sı kaleye bulmuş bu maçta. Berke de gitmek istiyor. Berke ile de uğraşıyoruz. Oyunun en kötü taraflarından birisi de siz iyi oynadıkça, oyuncularınız da geliştikçe gerçek ötesi maaşlar istemeye başlamalar. İşte Ali Kaya 5 milyon, 6 milyon euro maaşlar istiyordu. E, Suat Parla gördünüz 11 milyon euro maaş alıyor. Yani benden 8-9 milyon euro paralar istiyordu. Ben, yani ben o paraları veremem değil vermem. Bu arada evet, gelecek yani 4.1 milyon euro nedir maaş yani bunlar da var ya 500 bin euro alıyorlar geliyorlar bizden dünyanın parasını. Yani benim için bulunmaz Hint kumaşı değilsin. Öncelikle bunu bil. 3 milyon euro para veriyorum 5 yıllık sözleşme geliyor sen gel. Yıllık maaş artışın hadi %5'e düşürüyorum. Ha şöyle yapalım temsilci komisyonu gelecek büyük ihtimal. Temsilci komisyonu 1 milyon euro yapayım babacığım. %10 yapalım. Evet. %10'a anlaştık. Yıllık 300 bin euro. Birinci sene 300 bin euro. İşte ikinci sene 330 bin euro. Vesaire vesaire. Öyle gidecek. Yıllık maaş artışları. Sözleşmeler çok zor. Mesela işte 500 bin euro alıyor adam. Sana geliyor. 3 milyon euro'dan kapı açıyor. Te... sonra mı oynayacaksın? Tamam kalsın. Teşekkür ederim. Şimdi Tottenham'la oynayacağız. Tottenham bizim için zor bir rakip ama kendi evimizde oynuyoruz. 3 puan alırsak Şam, e, UEFA Avrupa Ligi'ni garantilerim diye düşünüyorum ben. Bu sene Avrupa Ligi'ne gitmek istiyorum. Bu arada evet geliyor. Bu arada ön libir'de kullanmak istediği oyuncum Ahmet Eker altyapı ürünü tamamen Giresun ve Konyaspor'a kiralamışız. Bu sene Ahmet Eker'i çokça kadroda göreceğiz. Defansif orta saha savunma olarak çalıştıracağım ama vücut zindeliğinin düşük olması gerçekten bizim için çok kötü bir durum. Ne yazık ki nerede Ahmet Eker? Üst üste maçlar çıkarmakta çok zorlanacak. Hatta iki tane üst üste peş peş yani Tottenham ve Kasımpaşa deplasmanlarını çıkartamayacağız aynı anda. Bizim sol bek kim vardı? Asamoah'ı almıştık Galatasaray kariyerimizde. İki maç üst üste oynatamadık adamı. Evet güzel transferler yapıyoruz. İyi transferler, iyi oyuncular alıyoruz. Önemli olan bunları değerlendirmek. Bir sürü genç oyuncu alıp yani Christian Toa'yı aldık. İşte ne bileyim diğer genç oyuncumuz Georgie var. Yani onlarda zarar etmedik zaten aldığımız paraların üstüne sattık gene. Hiç oynatmadık. Sadece kiralık gönderdik. Biz oynatsaydık yani ben kadromda oynatsaydım onlar daha fazla paralara giderdi diye ümit ediyorum ama ne yazık ki olmadı. Evet şimdi bakalım. Ben orta sahayı bozmayacağım. Odegaard yorgun biraz. Bizim Cengiz'imizin sakatlığı devam ediyor. Bu arada iki golü varmış Cengiz'in. Ee, Faruk Alp. Altyapıdan yetişen sağ kanat oyuncusu. Çok yetenekli bir oyuncu değil ama inanılmaz fizik gücü hava toplarına hakim etti. Yani şu aldığım Gomez'e benziyor aslında. Gomez'in de fiziksel özelliklerini görüyorsunuz. Stoper özellikli bir stoper. Stoper özellikli bir sabek yani stoperde de kullanabiliriz aslında üçlünün sağında var ya canavar gibi oynar bu adam biliyor musunuz acayip bindirmeler de yapar yani defanstan ayrılıp kafasına göre Odegaard, Mayoral, Zamora biraz yorulacaklar evet ama çıkıp oynayacaklar üst üste maçları çıkartmaları lazım hadi bakalım kendi evimizde konuğumuz Tottenham ve konuk ekip Harry Kane'in vuruşuyla maçı başladı. Lan Harry Kane'i satsaydınız bari ya. Yani Pina Will Will Hugues değil mi lan? Will Huggs. Sağlam bir oyuncu. Derby County'de alıyorduk onu zamanında. Harry Kane neyse ki bodoslama bir pas attı. Gomez hiç öyle uzun oynamana gerek yok. Yani bu orta sahada top kayıplarımız çok kötü. Robertson Ara denemeye çalıştı. Rafael Gomez. Gonzalez süratli bir orta saha oyuncusu ama yani nereye gidiyorsun dedi adamlar resmen. Escobar, Harry Kane, Will Huggins. Of çok güzel bir top ama. Neyse ki kötü bir şut tercihi oldu. Orta saha merkez bizim Pina. Aynen Pina'da'ya baksana. Bayağı sağlam orta sahası var. Will Huggins. 29 yaşına gelmiş bu çocuk. Vay be. Escobar. Bu arada baya bizden üstün oynuyorlar. Luis Eduardo'dan yani tehlikeli bir müdahale topu da alamadı. Luis Antonio, Escobar, Delali, Escobar bomboş. Sherkane ön direk çok güzel bir gol. Saul Escobar kimmiş? Atlayalım tekrar ya. Saul Escobar. Gonzales içeri gönderdi. Ozan Tufan. Ozan söktü aldı topu Zamora. Uf, harikasınız be. Rafael Gonzales. Bizim yeni orta saha oyuncumuz. Yeni değil aslında kadrodaydı. Kiralık gönderdik. Ee, bu sene Charles Alena'nın uzun süreli sakatlığı, mutsuzluğu, büyük bir takıma gitme isteği. Devre arasında muhtemelen Charles Alena'yı gönderebilir Real Madrid istiyor ama çok da yüksek paralar vermiyorlar. Hatta düşük paralar veriyorlar. Zamora iyi kontrol. Odegaard'ın koşu yoluna Odegaard yersin onu birebir de. Çok güzel bir orta. Uf, mayoral be. Harika bir orta geldi orada. Konsantre olun çocuklar. Hatta unutmadan... Tavares kardeşimize de topa müdahalelerde sertliği azalt dersek ikinci sarıdan kırmızıyı görmesini istemeyiz. Özellikle uyaralım. Bu arada defans kötü oynuyor. Efendim. Aldım. Evet ikinci yarıya başlayacağız. Şimdi. Odegaard. Baba. Nereye attın? Mayoral, Gonzales. Bir dakika çok önemli bir maç var. Mayoral arka dire ortalarsa. Baba. Efendim? Ben, ben ne anlamadım kızım. Pijam askerleri mi açayım? <laughs> tamam ama ses olmayacak. Çünkü benim kulağımda kulaklık. Olsun, olsun Elif. Tamam çünkü konuşuyorum buradan. Evet baskımız devam ediyor. Bu arada koptuk biraz. Gonzales kaybetme. Ozan. Olmaz kızım olmaz. Ozan kaybetme. Ozan'dan yani var ya çok yüreğimi ağzıma getirdi Ozan. Gomez. Odegaard'a çok güzel bir top. Arka direkt al. 2-1 Şimdi rakip takıma da biraz pres uygulayalım. Bu arada tavsiyeleri kimden aldık hiç ona bakmadık. Roma kariyerinde evet. Lucio mu? Kondisyon antrenöründen mi? Şurada taktik antrenörü vardır. Alper Bağcıcı ben hiç güvenmedim ona. Ne kadar çok antrenör var. Üf. Asistan menajerimiz yok mu bizim bu arada? Neyse şimdi hiç uğraşmayacağım onunla. Ya Luizet vardı yerinde müdahale. Malcolm arka direk Escobar bizi yaktı bu maç. Saul Escobar. Bakalım. Oo. Yani ne yapıyorsun sen? Adam mısın? 17 milyon liraya Çivas'tan almışlar. Yani. Merhaba abi azamlar Mbappé'yi bulmuşlar. Mbappé'nin regen halini bulmuşlar. yedek stoper Ahmet Teker aslında stoper oynayabiliyormuş. Ahmet Eker'i stoperi atalım. Ee, yok Ahmet Teker stoper oynayamıyor bence. Yok biraz oynuyor neyse. Rafael yerine de Yunus Emre Ozan'la yer değiştirelim. Evet Yunus Emre iki yönlü orta saha oyuncusu. Orta sahada bakalım Yunus Emre de Regen. Junior Tavares, Zamora tek toplar. Yapmayın bunu çocuklar. Ahmet çok yerinde müdahale. Ahmet ikinci kere araya girdi. Bir de şu topları iyi kullansa. Gerçi o topları iyi kullansa. Kullanacak El Yunusi. Arka direk üçüncü gol. Eric Kane, Berke. Belki onu Onur Kıvrak gibi top tokatladı. Onur Kıvrak da onu çok yapar. Kalenin içine doğru uçuyor. Ahmet orada vuracaktın Erikeyn'e ama Erikeyn kadar güçlü bir adam olmadığın için ne yazık ki bu golü yedik Junior Tavares. Gonzales çok güzel bir top defans arkası Zamora arkada Odegaard. Bu pozisyon hiç olmamış gibi düşünelim olur mu? Böyle bir şeyin olmadığını düşünebiliriz bence. Yani sağ bekimiz yani defans attı, çöktü bu maçta. Neyse. Dişimizi sıkacağız biraz. Yapacak bir şey yok. Yunus Emre, Odegaard. iyi gönderdi Zamora'yı. Ah be Zamora be. Arka tarafa bir geçse var ya bomboş. Bırakma onu Eduardo Escobar. Neyse ki kanat oyuncusu ancak o kadar vurabilirdi. İç forvet olsa daha iyi vururdu o topa. Çünkü ters ayakla Vuracak uzak köşe yakın köşe sol ayakta daha rahat vurulurdu oradan. Pop Gomez karşıladı. Gomez en iyi yaptığın hiç kafa topu zaten de yani hem fiziklisin hava toplarını iyi çıkıyorsun ama kafa topunu rakibe atıyorsun. Hughes uh, yapmayın Malcolm. Dördüncü golü yemeyelim. 3-2 yeter. Vur dışarı gitsin ya. Niye o kadar uğraşıyorsun ki yani orta yapacağım diye. Çok güzel. Odegaard. Zamora. At Kanada. Abi orada poli var var. Yani, nereye atıyorsun? Adam forvete koysan defans arkası sarkar. Luis Antonio yalnız nasıl stoperleri varsa arkadaşlar adamlar top bırakmadılar bize ya. İyi oynadık güzel oynadık. Takım umut vaat ediyor. 3-2 hiç fena değil. Ee, özellikle Tottenham gibi büyük bir kulübe karşı eksiklerimiz var. Savunmada dediğim gibi Ali Kaya'yı kaybettik. Çok önemli bir oyuncu savunmada zafiyet görüyor Suat Parlak Sabek Bugünlere elbette ki aşacağız. Hiç şüphem yok. Bu arada bizim yeni transfer ettiğimiz ya da yeni transfer etmeyi düşündüğümüz oyuncumuz ne zaman gelecek? Sizlerle Bakan almaya, sizlerle bakarken almaya karar verdiğim oyuncu 2025 1 Ocak'ta geliyor. Ya gittik durup dururken oyuncu aldık ya ofansif oyun kurucu, hücum neyse kullanırım ben bu adamı orta sahada. Ofansif ofansif oyun kursun. Ya kimmiş Admir Arapi? Kaleci neyse Leverkusen'deyse alamayız onu. Manuel Angel. Yani bu satılık değilmiş. 5.5 milyon euro hiç ilgimi çekmedi. Napolitano ilgimi çekme ulan sol bekmiş aslında. Ha iyi. Yerli kulüpler için 36.5 milyon euro serbest kalma maddesi varmış. Cık. İyi adam, iyi adam da. Ne kadar cimrileştim ya. Ha, 200 milyon euro transfer bütçemiz var. Şimdi oyuncuların performanslarına göre devre arası birkaç takviye yapabilirim yerli ya da yabancı. Ee, ama işte yerli oyuncunun yerini doldurmak çok zor. Ee, Suat Parlak vardı mesela. İşte gitti yerli bir oyuncu yerine yabancı bir oyuncu aldınız ve maçlara çıkarken ilk 11'inizde kafadan bir tane fazla da yabancı oyuncuyla çıkıyorsunuz. Kasımpaşa deplasmanı neyse Faruk sağ kanatta oynatırız. Sağ bekte. Galibiyet lazım bize. Bol gollü. Henüz gol atamıyoruz çünkü Zamora'nın ben yeterince performans verdiğini düşünmüyorum. Faruk. Faruk Bey ne yapıyorsunuz siz gelişiminizde 10 seyir... ya benim altyapımdan çıkan oyuncu niye Belçikalı? Türk, diğer uyruk Türk. Kayseri'de doğmuş. Belçika Yani Belçika'da doğup Kayseri kökenli olmanı anlarım da Kayseri'de doğup Belçika Belçika kökenli olmak nasıl bir duygu? Gerçekten çok merak ediyorum. Top kapmayı da geliştirmesine gerek yok artık. Biraz teknik çalıştıralım bu adama. link. Gerçi savunma oyuncusu için Top sürme nerede? 5, şey 6. Orta yapma pas çok kötü. Zihinsel özellikler de hiç iyi değil. Ama karar alma kararlılık çok iyi. Yani sağ bekte karar alma kararlılık 13. Güzel hiç fena değil. Bence oldukça iyi. Ne yaptınız? Abi? O teknik direktörü de şuraya koysaydınız. İyi çocuklar. İyi çocuklar. İyi şanslar. Çocuklar eğlenmenize bakın deyip. Ev sahibi ekip başladı bu. Bizde var olduğu zaman biz başlatıyoruz maçı. Yani ev sahibi. Enes Ünal varmış lan adamlarda. Kenan Karaman. Erdal rakip. Gurbetçileri toplamışlar. Hayrullah. Hayrullah da iyi bir kaleci ama elle kontrolü. Çok düşük. Çok top sektiriyor. O yüzden kontrol edemiyor topları. Martin Odegaard. Ozan. At işte sol beki Ozan ya. Ozan var ya. Yemin ediyorum seni almayacağım. Bak kadro beni kızdırıyor. Ahmet var orta sahada. Çok kötü. Gonzalez Allah kahretmesin. Yani o gol olsaydı erken bir gol bizi çok e, daha iyi hale getirebilirdi. Niye sinirli gözüküyorsunuz çocuklar? Evet uykum var kabul ediyorum ama videoyu bırakmayacağım. Videoya devam edeceğim. Odegaard takım boyu çok kısa özellikle Zamora Aferin Rafa'ya. Çok güzel bir top. Odegaard. Oh, oh, harikasınız çocuklar. 1-0 öne geçtik. Odegaard iç forvet rolüne oldukça alıştı diye düşünüyorum. Geçen seneden beri biraz çalıştırıyorduk. Son 3 maçta da skora doğrudan katkı sağladı Cengiz'in sakatlığında. E, sanırım 1 gol 2 asist şu an itibariyle diye düşünüyorum. Son 3 maçlık performansı olan al o topu al. Oh, Tavares. Geçen maçta da sarı kartın vardı zaten senin. Bir de bizi 10 kişi mi bıraktın şimdi? Kolumuzu, kanadımızı kırdın. Mayor'u çıkartalım. Ee, ne kadar güzel. Sol bek almadık değil mi yedek? Efendim. Hadi bakalım iç forvet oyna, oynatacağız Zamora sağ ayakta her iki ayında kullanıyorsun değişiklikleri onayla dedik ve 10 kişiyiz artık <laughs> 10 kişi geniş alan oynuyoruz Dikine pas yapıyoruz hücum oynamaya çalışıyoruz bakalım takım ne kadar dayanacak normalde size taktikle alakalı e, bilgiler vermeye çalışırken Tam tersini söylemiştim. Daha dar alanda oynamamız lazım. Oyuncular birbirine daha yakın oynaması lazım demiştim. Yorulmamak adına. Odegaard. Doğrudan kaleye hiç heyecanlanmadım görüyorsunuz. Bülent Yıldırım'ın üyeleri yok. Bülent Yıldırım. Bülent mi? B yok onda. Ü değil. Enes. Enes kendi yaralığında. Ertuğrul. Kobaut. Kenan'a bıraktı. Kenan. Tehlikeli bir oyuncu, hızlı bir oyuncu, bomboş ulan nereye attın? Yemin ediyorum şu an şu adama atsa Enes'e bir gol gitti yani şu an. Eee ofansif oyun kurucu, destek, dinamo, defansif orta saha. Evet, tek forvet gibi yani kanat forvet, hücum ağırlıklı. Hadi bakalım. Burak da var ya sağa çık ha. Yani çok kötü defansif özellikleri. Adamın sol kanatlı iç forvet yapacağız dedik. Ne vaat ettik adama? Sol bek oynatıyoruz. Erdal rakip, Musa Aras ulan be. Baptiste çarptı ve gol oldu. Yapacak bir şey yok. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Yalnız 10 kişi kaldıktan sonra baya pozisyona girdiler. Bizim de eksik tarafımızı kullandılar. Onlar da 10 kişi. Şimdi hadi geçmiş olsun. Zamora'nın koşuları sonuç verdi. 10 kişi kaldılar onlarda. Şimdi onlar düşünsün. İleri çıkın. Zamora. Odegar çok düzgün vurursun. Çok düzgün vurdun ama. Kenan Karaman. Duran topların çok tehlikeli olacağı durumlar şu pozisyon bulmakta olan Burak Kızılay gene sakatlandı. Abi alın o topu ve kontraya çıkın ya. Musa Aras bomboş içeri çevirecek arka direk. Neyse yüzünü ulan be. O iki kişiye rağmen Musa Aras nasıl orta yapabiliyor? Ben anlayamıyorum. Bu pozisyonları bana anlatsın birisi ya. Faruk ve bir birlik beraberlikle maçtan ayrıldık. 10 kişi kaldık. Tavares geçen maçta da sarı kartı vardı. Bu maçta bir taneyle yetinmedi. iki tane sarı kart gördü. Neyse 10 kişi kaldık. Bir puan aldık en azından. Maç kaybetmedik. Asistanı gönder diyelim. Ee, şimdi kendi evimizde Rize Spor'la yapacağımız bu maçı da yapıp ondan sonra bu bölümü sonlandırırız. Tavaresi çıkartalım. Zaten Mustafa'yı atacağız oraya. Mustafa da altyapı ürünü ama e, tabii istediğiniz her oyuncu istediğiniz şekilde çıkmıyor. Belli özelliklere sahipler. Fiziksel olarak evet iyiler ama teknik ve e, zihinsel olarak üst seviyeyi çıkartamayacak oyuncular. Ahmet görüyorsunuz <laughs> Vücut sindiliği 7 olduğu için garibim 2 maç üst üste belki Rize maçına kadar ama e, biraz kondisyon eklerse üstüne Gerçi dinlenmesi gerektiği yazıyor üstünde ama e, yani Efendim Yaparım kızım tamam Tamam dışarıdan bir tane fida bulup gelip onu yapacağım. <laughs> Kızım Vida Vida. Kız iki kere Trabzon'a gitti artık Vida da demiyor, Fida diyor. <laughs> Futbola da futbol diyor. Ese oyuncu falan bakmayalım artık. Zaten çok iyiyiz. İstanbul Spor bizim kardeş kulübümüz ama İstanbul Spor'a da çok şey göndermiyorum oyuncu. Çünkü tesisleri iyi değil. Keşke bu takımların altyapı tesislerine de el atma imkanımız olsa yani. Biz onlara yatırım yapacağız sonuçta. Altyapı tesislerini yapacağız. Ee, ya da Yurt dışında sağda solda Futbol okulu açma olayı da olsa O da güzel olur yani sadece gözlemcilik Ağından değil de Yani senede 1-2 oyuncu belki de hiç olmayabilir 3 senede bir tane oyuncu çıksın ama çıksın Yani bir uğraş olur bizim içinde En azından bir yatırım yaparız bir değişiklik Olur evet Rafael biraz Kendine gelmeye başlamış oldukça düşüşteydi Özellikleri Kararlılık Düşmüşte 13'e tekrar 14'e Çıkmış Rafael geçen sene çok fazla şans bulamamıştı. 12 maç oynamış bütün sene boyunca. Bu sene şu ana kadar 11 maç. İnşallah bu haftada Rafael geçen seneyi geçecek. Ali Kaya'nın yerine Rafael Guilherme de var. 3'ü Yalnız Gonzalez çatır çutur oynuyor galiba ya. Son 5 maç 1 gol. 7.44 ortalaması var. Özellikle son 2 maçta oldukça iyi oynadı. Tutuk olduğu maçlar var. Evet. E, zamanla alışacak ama bu adam da e, doğru düzgün topu oynamadı. Takım dinamiklerimiz oldukça iyi. Hadi bakalım. Yalnız bu maçta şimdi sağ bek sol bek ikisini birden değiştirmeyelim. Çok kötü olur. Rize Spor 8. sırada. Uf. Önümüzdeki hafta hep deplasman. Tottenham deplasmanı. Gençler Birliği deplasmanı. Şimdi Faruk yerine buraya Carlos Gomez atalım. Mustafa Çalışkan sol bekte kalsın. Luis Eduardo'yu Manchester United takip ediyormuş. Takip etsin bakalım. 4 senedir biz de 4.2 milyon euroya almışız. Şu anki değeri 14 milyon euro. Tabi bu değer Manchester United kapımızı çaldıktan sonra çok değişecek. Ee, Tabi her sene her sene de hemen oyuncu, oyuncu böyle popüler oluyor. Mesela Burak Kızılay bu ara çok popülerdi bu sene. Satmadım. Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid görüyorsunuz. Oldukça fazla kulüp Burak Kızılay'ı istiyor. Satmadım, satmayacağım da. Nerede Burak Kızılay? Evet. E, antrenmanda iç forvet, sol kanatlı iç forvet oynatıyoruz. Biraz daha bu kanada alışırsa, çok yönlülüğü artarsa biraz dişimizi sıkacağız tabii. Ben daha da iyi paralara satabileceğimizi düşünüyorum. Her iki kanatta da oynayabilmesi lazım. Hem de altyapıdan çıkan bir oyuncu. Kaç yaşında şu an 20 miydi? 21 yaşında geçen seneki performansı görüyorsunuz 3 senedir yani 21 maç bu sene sakatlığı vardı. Yeni yeni kadroya girmeye başlıyor. İyi şanslar çocuklar çıkıp eğlenmenize bakın. Ahmet'i çıkarmadık ama inşallah ölmez bu maçta. Canını teslim etmez adam. Ama ben inanıyorum Burak Kızılay bu sene sonuna kadar sol açıkta artık yani sarıya yakın bir renk olur diye düşünüyorum. En azından kırmızıyı aşarız diye düşünüyorum çok süratli bir oyuncu çünkü onun o süratinden faydalanmak istiyorum sahada kontralara çıkarken çok rahatlatır bizi Diamonde Musa bizde o top bizde ne kadar rahat geliyorlar Luis Eduardo Mustafa Çalışkan Gonzales tek top Burak iyi kontrol oğlum ne yapıyorsun bir de çok da fizikli bir oyuncu yani uzun ooo oo, lan bu gol olsaydı harika bir toptu be. Emre Belezoğlu'nun ne demişçe yaptığı bir asist vardı Trabzon'a karşı. Ona benzedi yalnız Gonzalez defans arkası iyi yokluyor. Ozan zaten ofansif oyun kurucunun da en büyük özelliği o. Defans arkası toplarla rakibi yıkmaya çalışmak. Mustafa Zamora indirdiği Martin Odegaard maçı da boş geçmiyor. Odegaard. Aferin çocuklar, aferin. Zamora yalnız Mustafa Zamora kısacık boyuyla arkaya indirdi. Evet o devart gerçekten çok iyi. Yalnız enteresan bir şekilde ceza alanına paslaşarak gir talimatı yerine e, burada içe kat eden adamları gör talimatını verdik ve sadece hücuma odaklan talimatını verdik. Şaşırtıcı şekilde daha iyi sanki böyle ceza alanına çok net paslarla e, gol pozisyonu bulabiliyorlar. Bunu da bu taktiğin bir e, tecrübesi olarak söyleyebilirim sizlere. Konsantre olun diyeyim yani bir buçuk senedir falan kontrollü standart oyun oynatıyordum. Hücum futbolunun lezzetini unutmuşum. Evet şu an artık tekrar o lezzeti geri aldık. Ee, herhalde daha bırakmam bu hızlı oyunu. Ozan, Rafael. <laughs> Ahmet %80 kondisyon hiç fena değil. Ya şu vücudun deliği 15 falan da nerede olacak arkadaş o kadar da. Ya? Gerçi daha çocuk 19 yaşında. Ya yeter adam sırf beyin ha. çok korktum. Ahmet sakatlandı diye. Ee, bizim Yunus Emre Donat'ımız nerede? Yunus Emre donattı. iki yönün ortası. Evet fiziksel olarak iyi durumda. Hava topları çok iyi değil. Takım boyu biraz kısalabilir. Gerçi Ozan'la aynı boyda hemen hemen. Zihinsel olarak da çok üst seviye değil ama işte e, altyapı ürünü pas oyununu iyi yapabilecek bir adam. Ayağı düzgün. Raul Gonzalez'in yanına Yunus Emre Donat, Ahmet Eker, Mustafa Çalışkan. Gonzalez çok kötü top kaptırdı. Allah'tan Luis Eduardo. Stoperlerim özellikle yani hızlı olmak zorunda. Çok süper hızlı olmaları da gerek yok. Luis Eduardo oldukça süratli bir stoper. Burak ulan be. Rafael de fena değil yani yavaş değil Rafael'de. Yani daha azı düşünülemez bu kadar önde oynarken Mustafa. Zamora iyi kontrol. Yunus Emre harika bir top. Odegaard Zamora. Abi siz bu işi biliyorsunuz be. Zamora ile Odegaard işbirliği. Gerçekten tebrik ediyorum. İki oyuncumu da birbirlerine asist yaptılar. Zamora iyi kontrol. Yunus Emre çok şık bıraktı. Odegaard Zamora. Odegaard'ın zaten inanılmaz bir oyun zekası var. En becerikli oldukları yönlere baktığınız zaman zaten öne çıkan özelliği Odegaard'ın oyun becerisi, oyun zekası. Zamora orada topu götüremediği ileriye Musa bizde o top. Hissediyorum. Yunus Emre çok iyi girdi araya Zamora. Burak her türlü yetişir. Ahmet tek top Yunus Emre. Ahmet Gonzalez artık çöktük oraya. Oradan bir pozisyon çık Ya oradan bir pozisyon çıkması lazım. Ee, bu tip pozisyonlarda yani top burada dönüyor bir şekilde Yani e, avuta gitsin top kaleci tutsun bir şey olsun ama işte Rakip kapıp atak yaparsa tehlikeli uf Odegaard şov yapıyorsun farkında mısın bilmiyorum nazar değmesin Odegaard'ı çıkartıp Burak Kızılay'a atalım sağ e, Kanat hücum yapalım Martin Odegaard yerine Isaac'i atalım Seni kanat destek yapalım Rafael Gonzalez Bey'i de çıkartıp Mario Campos'a atalım. Ee, Mario Campos da gelecek vadeden bir... Ulan Mario Campos varken biz öteki adamı niye aldık? Neyse kiralarım ya. Sizde gaza geldim ya birden o oyuncuyu görünce. Yunus Emre orta sahada mı? İyi birkaç tane top kesti. Bak bunda da e, asist yaptı Yunus Emre. Az önce gene Odegaard'ı görmüş. Odegard asist yapmıştı. Yunus Emre orta sahada bir hareketlilik getirdi ama tabi yetenekleri belli seviyede Yunus Emre'nin çok iyi olduğunu söyleyemem. Rafael. Rafael'in hızlanmasına bakacaktık. Milya. Gökhan. Şunlara biraz. Bak gene Lucio da bu. Ha, buna dikkat etmedik. Neyse bundan sonra ben kendim veririm. Yani Lucio'yu bırakmam. Zaten bütün rakip oyunculara müdahale edecek durumumuz yok yani. Aferin beyler iyi bir galibiyet aldınız dedik. Analizlere bir göz atmak istiyorum. Merak ettiğim bazı durumlar var. Mutlak gol pozisyonu bir tane, 3 tane gol pozisyonu, 18 şutun 7'si uzaktan 11 tanesi ceza alanı içinden sayılabilir veya çevresinden diyebiliriz. Ee, güzel, iyi iyi. Yavaş yavaş takım oturuyor. Ee, Odegaard, Zamora çok iyi anlaşıyor. Yunus Emre orta sahada biraz Umut verdi ama tabi Rize Spor ve kendi evimizde oynuyoruz. Yani İngiltere'de Tottenham deplasmanında ne yapar bilmiyorum. Ama Odegaard e, yetenekli bir oyuncu her türlü ağırlığı kaldırabilir diye düşünüyorum. Bu arada Kasım ayına gelmişiz. Gerçi 2 ay vardı abi. 1 ay kaldı zannettim e, transfer dönemine. Cengiz Ünder kendine geliyor yavaş yavaş. Ozan ne kadar sakatlanmış 4-7 hafta gözün arkada kalmasın ne diyeyim. Asistanı gönder dedik. Ozan Tufan da artık 29 yaşında ya. Takımı takımı yaşlandırıyor. Yunus Emre Kerim Yağız biliyorsunuz bizim efsane adamımız. Dinamo değil ya. şundan defansif orta saha çalıştıralım da bunu burada kullanırız bari. En azından ee, Tavares Charles Alena ne oldu moralim bozuldu değil mi Alena bizi biliyorsunuz benim çok ıı, desteklediğim sevdiğim bir adamdı ama bu çok canımızı sıktı bizim Alena. Gitmek istedi, olay çıkardı falan. Solis. Sola çıktı, Burak'a atmayalım. Ayzek ee, kalsın bakalım. Mustafa ile de iyi anlaşıyorlarmış Ayzek. Gomez. Evet, Mayoral. Önemli olan şu uyumun bir arada olabilmesi. Ee, Yunus Emre Donat orta sahada biraz zayıf kalabilir belki ama karar alması çok iyi ya. Yani karar alma ve kararlılığı çok iyi ama yani pas falan da fena değil. Teknik top kapma falan biraz düşük geldi. Rafael Gonzales ofansif oyun kurucu hücum iyi 7 60 son 5 maç e, oldukça yani ofansif oyun kurucu hücum özellikle de ekstradan hızlanması var. Çok da yani adam çok dengeli bir de ya değişik özellikleri var bu Rafael Gonzales'in. O yüzden iyi oynuyor. E, anlamak biraz güç bazen böyle adamları. Şimdi bu bölümün sonuna geldik. Biraz inişli çıkışlı zor geçen bir süreç. Zor geçen bir dönem gördünüz. Tekrar bakalım transferlerimize. Yani takımın en önemli oyuncularını sattık. 276 milyon euro geril saldık. İlk 11 oyuncusu 4 tane oyuncuyu gönderdik. Yerlerine de işte Suat Parlağan yerine Carlos Gomez'i aldık. Alışma süreci var. Daha 20 yaşında genç. Ali Kaya'nın yerine Rafael'i oynatıyoruz artık. Stefano Afonso yerine Zamora'yı oynatıyoruz. Matthew Fernandes'in yerine altyapıdaki Ahmet'i kullanıyoruz. E, bu oyuncuların hepsinin zamana ihtiyacı var. Şu an fena değil. Takım yavaş yavaş oturuyor. Ligde zor da olsa birer sıfır birer sıfır da olsa galibiyetler alıyoruz. Lig kupa görünüme bakalım. 16 puan daha ligde her şeyin başı bir maç eksiğimiz var. 19 puan liderlik koltuğuna oturabiliriz. Ya da işte 3. sırada olabiliriz aynı puanda ben Porto'dan puan alıp deplasmanda da UEFA'ya gideceğim. UEFA kupasını kaldırabilecek güçte bir takım olduğumu düşünüyorum. Tabii Şampiyonlar Ligi'nden zorluk kulüpler gelmezse Süper Kupayı kaybettik. Üzücü. Zira Türkiye Kupası'nda da her sene olduğu gibi e, hedefimiz zira Türkiye Kupası'nı da kazanmak bütün yerel kupalarda olduğu gibi. Evet bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Arayı, soğutma, e, arayı soğutmayacağım. Görüşürüz.